Allahu Teala ve nesta'inu. Mühterem Rehber TV izleyicileri, yine bir ilmihal programıyla beraberiz. Geçen dersimizde abdestin farzlarını anlatmaya çalışmıştık. Kısaca şöyle demiştik: Abdestin dört farzı var. Bunlar yüzü yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak başı mesetmek ve ayakları yıkamak şeklinde söylemiştik. Ee, değerli izleyicilerim, Hanifi mezhebinin diğer mezheplerden farklı olarak ef'ali mükellefin konusunu anlatırken de söylemiştik. Ee, farz, vacip, sünnet şeklinde, vacibe, Hanifi mezhebi, e, Hanifi fukasının literatüründe vacibe farklı bir mana yükleniyor ve hük hüküm itibariyle diğer mezheplerin e, yüklediği manadan farklı bir mana yüklüyorlar. Diğer mezheplerde vaciple farz aynı mana gelirken Hanifi mezhebinde farz kesin delillerle tespit edilmiş hükümler için farz ama zannı delillerle tespit edilen hükümlere de vacip denilir. Sünneten kısaca sünneten kuvvetli farzdan daha aşağıda olan bir hükme vacip deniliyor. Niçin bunu söyledim? Şimdi ibadetlerde farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, mekrut, müfsit şeklinde ef'al-i mükellefinde tarif etmiştik ya. Abdest ile gusulda vacip yok. Yani abdest ve guslun vacipleri yoktur. Hanifi mezhebine göre e, vacipler e, hem abdestte dedi kendi de gusulda yok. Ancak ulemanın kimisine göre yani kimi hanifi ulemasına göre yüz yıkamada göz çapaklarının yani şu göz çukurlarını yıkamak da abdestin vaciplerinden kabul edenler olmuş ise de genel itibarıyla raci olan görüşe göre müftabi olan kavle göre abdest ve guslun vacipleri yoktur. Şimdi geçen dersimizde farzları anlattığımız abdestin bugünkü söbetimizde ilmi al programımızda abdestin sünnetleri anlatmaya çalışacağız. Abdeste başlarken önce azü besmele çekmek. Azü besmeleyi abdestin başlangıcında çekmek sünnetir. Bu sünneti insan başında yapmayıp arada getireceği eûz besmeleler bunun eûz besmeleler bunun yerine geçer mi? Geçmez. Sünnetin terki olmuş olur. Dolayısıyla abdeste başlarken besmele çekmek sünnettir. Abdeste başlamadan önce temiz olan elleri önce yıkamak sünnettir. Niye böyle bir cümle kuruluyor? Eğer temiz olmayan eller olursa Zaten necis olan temiz olmayan elleri önce yıkamak farzdır. Örneğin insan herhangi bir e, necis bir madde içerisinde çalıştığını veya onunla iştigal ettiğini herhangi bir vesileyle eline necaset e, bulaşan bir insanın bu şekilde abdeste başlarken necis olan yıkama abdest yıkamanın dışındadır. Önce onu yıkar, sonradan abdest için ellerini tekrar yıkamaya çalıştı Demek ki temiz olan e, elleri abdest için tekrar yıkamak bu da sünnettir. Mazmaza ve istinşak dediğimiz yani ağza su almak, burnuna su almak da abdestin sünnetlerindendir. Ağza su alınır yalnız ağız dolusu olması lazım ve oruç dışında ise gargara yapmak o da abdestin sünnetlerindendir. Gargarayı yapmamak, sadece abdesti e, suyu sadece ağzına alıp e, bu şekilde suyu dökmek ise e, bu sünnetin e, ikmali, e, sünnete bir noksanlık oluşuyor. Sünneti ikmal etmek için ağız dolusu suyu ağzına alıp ve gargara yapmak bu da abdestin sünnetlerindendir. İstinşak, buruna çekilen suya denilir. Bu da burun kemiklerindeki şu sert kemiklere değecek kadar o gırtıklara, burun içindeki o gırtlak kemiğine yetişecek kadar olması lazım. Hani olabilir ya aziz dinleyicilerim. Eğer kişi abdest alma esnasında soğuk almış, nezle olmuş, herhangi bir sebeple burnu kapanmış, bu şekilde suyu burnuna nefesle çekmek suretiyle kemiğin o gırtlak dediğimiz şu sert yere ulaştıracak kadar alamıyorsa kişi serçe parmaklarıyla, ıslak olan serçe parmaklarıyla burun deliklerine şu kemiklere değecek, yetişecek kadar orayı ıslatması abdestin sünnetlerindendir. Ve bu istinşak ve mazmazayı üçer kere yapmak, her seferde alınan suyu dökmek, burnuna alınan her suyu her sudan sonra tekrar burnu sümkürmek sünnettir. Bu işlemi yaparken su almada sağ el kullanılır. Sümkürmede ise burnu sümkürmede ise sol el kullanılır. Yani sağ elle suyu ağzımıza alır, burnumuza çeker. Sol elle de e, burnumuzu sümkürürüz. Bu da abdestin sünnetlerindendir. Abdestin sünnetlerinden birisi de misvaktır. Misvak Arak ağacı denilen bir e, ağacın e, dalından ağacın kökünden o ağaç cinsinden olan bir e, maden ile şey yapılır e, misvak kullanılır misvaklanılır e, ancak o şart değildir yani Sünnetin yerine gelebilmesi için ille de o misvakın olması şart değildir kişinin elinde herhangi bir ağaç parçası, herhangi bir ağaç dalı da olsa o da olur. O olmasa da en azından insan e, baş par sağ elin baş parmağıyla sağ tarafı, sağ elin şahadet parmağıyla da sol tarafı hilallamak suretiyle, misvaklamak suretiyle dişlerini hilallamak suretiyle misvak kullanması, misvaklaması sünnettir. E, eğer abdeste yıkanan yerler ise Sürekli sağdan başlamak sünnettir. Yani önce elimizi yıkıyorsak, sağ kolumuzu yıkıyorsak sağ kolu, ayağımızı yıkıyorsak sağ ayağı, ee, önce sağdan başlamak o da abdestin sünnetlerindendir. Yıkamaları dedik ki üçer kere yapmak sünnettir. Eğer bu üç sefer yapılmayıp, bir sefer yıkama yapılırsa, bu abdestteki sünnetin terki olmuş olur. Dolayısıyla abdestin mekruhlar kısmına girmiş olur. Yani kişi o şekilde abdest alırsa, mekruh işlemiş olur. Yıkamada şu şekilde olur, yani takviye ettiğimiz kadarıyla, tatbikatta bazı kardeşlerimizi abdest alırken görüyoruz, örneğin, musluğun önüne gittik, işte kolumuzu örneğin, kolumuzu yıkayacağız, suyu, üçer kere suyu döktükten sonra, bir sefer yıkamaya kalkıyorsa, bu bir yıkamadır. Her su döküşünde, arkasından uzuvları, ovarak yıkamak, sünnettir. Ee, mes etme ile yıkama arasında öleme şöyle bir detay e, söylüyor. Bir cümleyle tarif edelim. O da şu aziz dinleyicilerim. Yıkama ile mest arasında yıkamada yıkanan yerde en az birkaç damla suyun dökülmesi lazım, taşması lazım. Eğer hiç su taşımayacak kadar bir ıslaklıkla yıkanma gerçekleştirmeye çalışılıyorsa bu yıkama yerine geçmez. Yıkama en azında birkaç damlanın düşmesi mes ise damlamadan sadece ıslak bir e, elle, örneğin başı mes etme ise ne yapıyoruz? Başımızı mes ediyoruz, ıslak bir elimizle başımızı mes ediyoruz. Evet. Ayakları el ve ayakların yıkamasında önce parmaklardan başlamak sünnettir. Örneğin biz elimiz musluğun önüne gittik. Elimizi yıkamaya çalışacağız. Elimizi yıkamaya çalışırken suyu önce avuçlarımızı almak değil parmak uçlarımıza suyu değdirerek parmak uçlarımızdan e, suyu alacağız veya avuçlarımızı aldığımızda o avuçlarla önce parmak uçlarımızdan başlayıp parmak aralarımızı yıkadıktan sonra e, elimizin geri kalan kısmına kısmını yıkamaya çalışacağız. Ayaklarda da böyle. Önce Musluk ise musluk, işte efendim bir übrük ise eski tabirle e, abdest alma kabi ise o da e, bu şekilde olur. O da insan önce übrüğü sağ ele alır, sol el ile sağ ayağın parmak uçlarından başlayarak yıkamaya çalışır. E, bize ayrılan bugünkü sohbetimizin sonuna geldik bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.